Bu fay birazcık uzun arkadaşlar. Acaba tek videoda bitirebilecek miyim bilmiyorum. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz sinin yarım açı açılımı yapılmış arkadaşlar. Hatırlayalım sin 2 alfanın açılımı neydi? 2 sin alfa kos alfa öyle değil mi? Bakın burada açılarımız aynı. Yani bunların alfa alfa olduğunu düşündüğümüzde bu işlemin sonucu sinüs 2 alfa idi. Solda açtı, açılımı gösterdik. Yani aslında şurada sin 45 45'in açılımı yapılmış. Yani sin 2 çarpı 22 buçuk sin 45'in açılımı yapılmış aslında. Bu da kök 2 bölü 2 eşit. Alfa dar açı cos x 3 bölü 5 ise bunun içinde bulunduğu dik üçgeni belirtelim mi arkadaşlar? x diyelim cos x 3 bölü 5. Diğer dik kenarımız 4'müş. Sin 2x isteniyor. Sin 2x demek 2 çarpı sin x çarpı cos x demek. 2 çarpı 4 bölü 5, 3 bölü 5. Çünkü burada sin x'in cos x'in ne olduğu belli zaten. Bu da 24 bölü 25 sonucunu verir. Evet geldik cos'un açılımına. Arkadaşlar cos 2 alfanın açılımlarından bir tanesi 2 cos kare alfa eksi 1 idi. Şimdi burada kosu ikinci planda yazmış soru. Öyleyse bunu eksi parantezine alalım. Eksi parantezine aldığımızda 2 kos kare 15 eksi 1 olur. Bu adamdaki da kimin açılımı? Kos 15'in. Kos 15 artı 15. Kos 30'un açılımı. Önünde eksi bekliyor. Kos 30 demek. Kök 3 bölü 2 demek. Yani eksi kök 3 bölü 2. Sonucumuz oldu. Kos 2x'in açılımlarından bir tanesi de şudur. Aslında ana açılımı ya başlangıç açılımı bu. Cos kare x eksi sin kare x. Şimdi biz payımıza bunu yazdığımızda 2 kare farkından cos x eksi sin x çarpı cos x artı sin x yazabilirsiniz. Bölü paydamızda arkadaşlar cos x artı sin x. Evet bu toplam durumundaki adamlar sadeleşsin. Sonuç cos x eksi sin x bulunur. Cos'un dördüncü kuvveti sin'in dördüncü kuvveti. Arkadaşlar bunu iki kare farkını görmemiz lazım. Şöyle uzatayım sonra biraz uzun çözelim. Cos kare 75'in karesi diyelim. yani karenin karesi dördüncü kuvveti yine. Eksi sin kare 75'in karesi. Yine karenin karesi tabi dördüncü kuvvettir. İşte burada bir iki kare farkı doğdu. Bunları bir artılı bir eksili çarpımları şeklinde yazalım. Cos kare 75 eksi sin kare 75 çarpı cos kare 75 artı sin kare 75. Evet. Açılar aynı olduğunda kareleri toplamı 1 ve açılarımız aynı olduğunda karelerin farkı da kosinüs 2 alfanın yarım açı açılımı. Yani burada kosinüs 2 tane 75'in açılımı yapılmış. Bu da kosinüs 150 demek oluyor. Demek sorunun cevabı kosinüs 150. Bu da eksi kos 30. Ve bu işlemde eksi kök 3 bölü 2. Bir eksi sin 50 bölü sin 40. Arkadaşlar sin 50 yerine kos 40 yazalım. Kos 40 yerine de bir eksi 2 sin kare 20 yazalım. Böylelikle biriler gitti. İkinci x'i bizim x'i 2 sin kare 20'mizi artıya çevirdi. Yani payımız 2 sin kare 20. Bölü payda, payda da sin 40 var. Sin 40'ı da 2 çarpı sin 20, cos 20 diye ayırabilirsiniz. Bu aramdan sonra sin 20'lerin bir tanesi sadeleşti. İkileri sadeleşti. Payımız sin 20, paydamız da cos 20. Sin bölü kos demek tanjant demek. Burası tan yirmidir. Kod x kök 2 ise kos 2 x'i bulunuz. Hemen bir dik üçgen çizelim. Şu açımız x olsun. Kod x komşu bölü karşı. hipotenüs yani uzunluğumuz kök 3 oluyor. Kos 2 x arkadaşlar nasıl yazalım? Kos sinisinden yazalım. 2 çarpı cos kare x eksi 1 yazılabilir. E bizim kotanjant x'imiz kök 2 bölü kök 3. Bunun karesini almamız isteniyor. 1, 2 çarpı 2 bölü 3 eksi 1. Yani 4 bölü 3 eksi 1 bu da 1 bölü 3 oldu. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur? Birinci açılımımız doğru, ikinci doğru, üçüncü doğru, dördüncü yanlış. Yani sin 6x'i şöyle açabilirsiniz ama 2 çarpı sin 3x çarpı cos 3x diye. Yani yuvadaki açımızın yarısı. Ve dördüncü öncül de beşinci öncül doğrudur. Dört tanesi doğru. Evet burada payda işlemesi yapacaksınız arkadaşlar. Birinci adamı cos 24 ile ikinci sin 24 ile genişletelim. Bakalım ne oluyor? Sin 72 çarpı cos 24 eksi Cos 72 çarpı sin 24 bölü paydamız, paydamız sin 24 çarpı kosinüs 24. Payımızdaki açılım neyin açılımı? Payımızda sin kosun açılımı yapılmış. Sin kos sin kos demek ki sinüsün fark açılımı yapıldı. Yani aslında burada çıkartma yapıldığı için sinüs 72 eksi 24'ün açılımı yapılmış payımızda. Bu da ne eşit? Sin 48 e eşit. Peki. Paydamızda dayız arkadaşlar ne var? Sin 24, cos 24 var. Yazamadım. Evet. Ya gördünüz aşağıdaki adam üstün açılımı. Yukarıdaki sin 48i e 2 çarpı sin 24, cos 24 şeklinde açabilirsiniz. Paydamız aynısı bunun. Oldu. Evet bunlar gitti. Ne kaldı elimizde? 2 kaldı. Arc 1 bölü 3 sin 1 bölü 3 x'miş. Geri değişikliğini yapalım. Sin x'in buradan 1 bölü 3 olduğunu söyleyeceğiz. Ne isteniyor bizden? Cos 2 x arkadaşlar. Cos 2 x aynı zamanda 1 eksi. Sin kare x'e eşit değil mi? Halde cevap 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. Yani 1 eksi 2 bölü 9. Bu da 7 bölü 9 yapıyor. sin 8x'i bulunuz. Buna benzer bir soru hemen hemen aynı hatta. Sınavda sorulmuştu. 2013-14 falan galiba. Şöyle yapalım. Şu adama 16'nın ya 2 2 2 atacağız sonra hepsini atalım hemen direkt atıyorum arkadaşlar 16'yı sola attım. Hatta şöyle atalım. 8 çarpı 2 diye atayım. Sin x var, Cosx var. Hepsini yazacağız. Cos 2x, cos 4x eşittir 1. Şimdi şu buluşmalar ne oluyor? 2 sin x cos x buluşmasından sin 2x doğdu mu? Devamını yazalım arkadaşlar. Cos 2x cos 4x eşittir 1. Öndeki 8 de 4 çarpı 2 diye ayırıyorum şimdi. Bu kez de buradaki 2 sin x cos 2x'den sin 4x doğdu. Devamında cos 4x var. 1 Öndeki 4'ü de 2 çarpı 2 diye ayırmak istiyoruz bu defa. Ayıralım hatta. Şimdi ne doğdu? 2 sin 4 x cos 4 x'den sin 8 x doğdu. Ve önündekimiz bekliyor tabi. Eşittir i̇şte 1. 2'ye böldüğümüzde yani şu öndeki 2 sağ yolladığımızda tabi paydaya gidiyor. Bölme şeklinde gidecek. Sin 8 x ki bizden istenen adam bulunur. Evet cos 36 cos 72. Bu işlemi arkadaşlar denklemin pay ve paydasını sin 36 ile genişletelim. Çünkü cos 36'nın yanında 2 sin 36 da olsaydı bunlar sinüsün toplam formülünü oluştururdu. Açılımını yani yarım açı dönüşümünü oluştururdu ve sin 72 doğardı. 72 de bizim için iyi bir açı. Paydaya da 2 sin 36'yı yazalım. Çünkü genişlettik biz bununla. Devamında cos 72 bizi bekliyor. Bakın başlangıcımız neye döndü? 2 sin 36 kos 36 sin 72'ye döndü. Peki öyleyse eşittir sin 72 çarpı kos 72 bölü paydamız yani 2 sin 36. Evet payımızı ve paydamızı şimdi de arkadaşlar 2 ile genişletelim. 2 ile genişletiyoruz ki böylelikle payımız bir kez daha sinin açılımına dönsün. Burası sin 144'ün açılmış hali değil mi? sin 144 bölü 4 çarpı sin 36. Sinüsün açıları toplam 180 ise sinüsler eşit oluyordu. Yani sin 144 sin 36'ya eşittir. Bölü 4 çarpı sin 36. Sin 36'ları sadeleşti. Buradan 1 bölü 4 bulundu. Ya bu bir formül olarak da yani karşınıza çıksa sizler aslında yanlış değil. Yani hiç Nereden ne geliyor? Çok ilginç bir soru. Aynı alfa minik dar bir açıymış. Cos x eksi x, x 2 bölü 3. Cos 2 x'i burunuz. Şurada arkadaşlar iki tarafın karesini alınız. Soru bitsin. Kare açılımı yapalım. Birincinin karesi. Cos kare x artı ikincinin karesi. Sin kare x çarpımlarının iki katı. Sin x çarpı cos x eşittir. 4 bölü 9 bu toplam 1'dir. İkinci kısımda sin 2x'in açılımı. Sin 2x buradan 4 bölü 9 oldu. 4 bölü 9'u sola yollayalım. 1 eksi 4 bölü 9. Sin 2x de sağa yollayalım. Ve buradan sin 2x sağa geçelim. Sin 2x eşittir. 5 bölü 9. Öyle değil mi? Şimdi üçgen çizelim. Evet Çünkü bizden cos2x isteniyor. Sin2x'i biliyorsunuz. Şu açımız 2x arkadaşlar. Karşı bölü hipotenüs 5 bölü 9. Alttaki uzunluğumuz ne kalıyor? Pisagor bağıntısından 81-25-56 Kök 56. O halde kosinüs 2 x eşittir. Kök 56 bölü 9. Bu da e ne oluyor? 56'yı kökten çıkartabiliriz. 4x14 diye düşünelim. Burası ne olacak? 2 kök 14 bölü 9 olacak. Sin 132 a bölü 2 kosinüs 84'ü bulunuz. Şu adam içinden 90 attığınızda kosinüs 42 a bölü 2 diyemez miyiz? Evet. Kos 42 a bölü 2 kos 84'ü bulunuz. Bakın biri diğerinin 2 katı olan açılar var. Elimizde cos 84 arkadaşlar 2 çarpı cos kare 42 eksi 1'dir. Soru çözüldü. 2 çarpı cos 42 a bölü 2'ymiş. a bölü 2'nin karesi eksi 1. Burayı düzenleyelim. C şıkkı bulacağız. Alfa dar açı 2 cos kare eksi 1. Buranın yeni açılımı arkadaşlar. Cos 2 alfanın açılımı değil mi? Hemen yazalım. Tanjant alfa isteniyormuş. Tamam bulacağız sin 2 alfa bölü kök 3 üç. kök 3 ile kos 2 alfa yer değiştiriyorum kök 3 eşittir sin 2 alfa bölü cos 2 alfa bu da tanjant 2 alfa'nın kök 3 olduğunu söylüyor kök 3 özel bir açı özel bir sonuç daha doğrusu i̇şte tanjant ne zaman kök 3 eşittir işte arkadaşlar 60 derecede yani aslında alfamız 30'muş alfa 30'sa tan alfa yani tan 30 1 bölü kök 3. Kök 3'te genişletelim. Kök 3 bölü 3. Evet. kosinus pi bölü 12. Yani kosinus 15 eksi kosinüs 75'in sonucu isteniyor. Kos 15'lerinde sin 75 yazalım. Diki açımız aynı olsun. Sonuca x diyelim. Ve iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi ile ikincinin karesinin toplamı 1 eksi ikisinin çarpımının 2 iki katı. Yani sin 75 çarpı kos 75 eşleri x kare. Burada arkadaşlar sinin açılımı yani sin 150'nin açılımı yapılmış burada. Sin 150 1 eksi sin 150 1 eksi 1 bölü 2 ve yine 1 bölü 2. Ne bu 1 bölü 2 arkadaşlar? x karenin sonucu her tarafın tekrar kökünü aldığımızda x'imiz 1 bölü kök 2 bulunur. Kök 2 ile genişletelim. Bursa cevap. 8 parantezden alalım kökün içine kosinüs 2 alfa artı 1. Buradaki arkadaşlar 1 gitsin diye. 1'in gitmesi için. Kos 2 alfayı nasıl açacağız? Kos 2 alfayı. 2 kos kare alfa. Eksi 1 diye açıyoruz. Devamında artı 1 var. Bu 1'ler gitsin. İtekim gidiyor da şimdi böyle olunca. Bunlar gitti. Ne kaldı elimizde? 8 çarpı 2 çarpı cos kare alfa. Yani 16 çarpı cos kare alfa kaldı. Bu adam da kökten dışarı 4 kosinüs alfa ama mutlak değer içinde çıkar. Açımız dar açı. Bu bölgede kosinüs artıdır. Cevabımız 4 cos alfa. A açısı bu defa üçüncü bölgede. Yine aynı soru arkadaşlar. Bu defa kökün içindeki bir, şu başlangıçtaki bir gitsin diye kosinüs hikayeyi nasıl açacağız? Bir eksi iki sin kare a diye açacağız. Alfa diyelim biz buna. Ki sine bağlı açtığımız zaman öndeki birler gider. Bu defada. da. şimdi eksi parantez içine dağıttığımızda parantezin içi 2 sin kare alfa oluyor. Aşağıda da iki sin alfa bekliyormuş bize. Tamam. Birinci ifade kökün içinden sin alfa sin alfa diye mutlak değer içinde kökten çıktı. Kök 2 çıkamadı. Aşağıda da 2 sin alfa bekliyor bizi. Evet arkadaşlar şimdi mutlak değeri kaldıracağız. Ama unutmayalım alfa yani a açısı 3. bölgede 3. bölgede sinüs eksidir. Mutlak değerden çıkarken önüne eksi alır. Eksi sin alfa çarpı kök 2 bölü paydamız 2 sin alfa. Sin alfalar sadeleşti. Sin alfalar sadeleşti. Cevabımız eksi kök 2 bölü 2 oldu. Bakın buradaki D şıkkı tuzak arkadaşlar. Açının hangi bölgeden geldiğine dikkat etmezseniz eğer kökün içinin artı eksi olduğuna da dikkat etmezseniz eğer cevabı e, değişiklik gibi yanlış bir sonuç işaretleyebilirsiniz. Evet geldik 11. sorumuza. Bakın burada kosun sine bağlı açılım yapılmış. Yarım açı dönüşümü. Ya yani buranın sonucu arkadaşlar açımızın 2 katı x kosinüs x'in açılımı yapılmış bölü paydamıza karışmayalım. Evet x bölü 2 artı sin x bölü 2. Şimdi tekrardan bu cos x'i yarım açıya göre açalım arkadaşlar. Cos x demek cosinüs Biraz uzatalım soruyu. x bölü 2 artı x bölü 2 demek. Bunun da açılımı cos kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2 demektir. 2 kare farkı doğdu. 2 kare farkı bunların bir eksilisini ay bir daha cos yazdık. Bu cos silelim. Bir eksilisinin bir de artılısının çarpımıdır. Bu eksilisiydi. Çarpı bir de artılısını yazalım aynı ifadenin iki kare fark özdeşliği. Kapatıyoruz parantezi bölü paydamız. Paydada şu ikinci adamın artırısı var. Bunlar sadeleşti artık. Bir daha yazıp uzatmayalım. Sol parantez cevabımız oldu. Bu da C şıkkı. Ed alfa 90-180 aralığında yani ikinci bölgede 1-2x'in sonucunu bulunuz. Bu arkadaşlar Sin x eksi cos x'in burada parantez karesi var. Bakın bu kare açılımı yaptığınızda birincinin karesi artı ikincinin karesi geliyor. Sin kare x artı cos kare x eksi çarpımlarının iki katı gelir burada. Bu ifade biridir. Şurası da sin 2x'in açılımı. Yani kökün içindeki adamın nereden geldiğini gösterdik. Kare kökü yok eder. Yani cevap sin x eksi cos x ama mutlak değer içinde çıktı. Çünkü kökten çıkartıyorsunuz. Kare kökten çıkan her adam mutlak değer içinde çıkar. Açımız ikinci bölgede. ikinci bölgede sin artı kos eksi büyükten küçük çıkıyor. Yani bu yuvanın tamamı artıdır. Mutlak değerden de dışarı olduğu gibi burayı çıkartırız. Sin x eksi kos x buranın sonucu oluyor. Evet alfayı bulunuz. Kos alfayı bulunuz. 6 arkadaşlar x kenardan buraya alfamız geldi. 2 alfa komşu olmayan dış açı d açısı 2 alfa ve kosinüs 2 alfa biliniyor. Kosinüs 2 alfa 6 bölü 10. Yani aslında kosinüs 2 alfa 3 bölü 5. Kos alfa bizden isteniyor. Kos 2 alfanın 2 kos kare alfa eksi 1 diye dönüşümü var. 1'i karşıya atalım. 8 bölü 5 2'ye bölelim. Cos kare alfa 4 bölü 5. Kök için aldığımızda da cos alfayı buluruz. Cos alfa 2 bölü kök 5. Kök 5'e genişletelim. 2 kök 5 bölü 5. Cos alfayı bulunuz. Burada sinüs teoremi uygulayalım. 4 bölü karşısındaki açının sinüsü 90 artı alfa eşittir. 3 bölü sin alfa. 90 artı alfa demek cos alfa demektir. 4 bölü cos alfa eşittir. 3 bölü sin alfa. Sonra burada 4'ü sin yeri değiştirelim. Sin alfa ile 4'ü yeri değiştiriyorum. Sin alfa bölü cos alfa. 3 bölü 4. Sin bölü cos demek. Tanjant demek. Yani tanjant alfa neymiş? 3 bölü 4'müş. Dik üçgen istedim şimdi bir tane. Şu açımız alfa olsun. Alfanın tanjantı neymiş? karşı bölü komşu 3 bölü 4 hipotenüse 5 kaldı. Bu üçgende bu alfa açısının kosinüsü 4 bölü 5 olur. Evet ileri düzey peki alfamız x'imiz dar açı kos kare x. Arkadaşlar şu 4'ün 2 çarpı 2 olduğunu düşünelim ve 2'nin bir tanesini kos kare x'e ekleyelim. 2 kos kare x eşittir. Kökü şartı 2 bölü 2. Devam edelim. Cos kare x eşittir. Kök 3 bölü 2 artı 2 bölü 2 yani 1. Bu 1'i de sona yollayalım. 2 cos kare x eksi 1 eşittir. Kök 3 bölü 2. Evet soru anlaşıldı şu an bence. Bu ifade neyin açılımı? Kosinüs 2x'in açılımı. Kosinüs 2x olan bir dik üçgen çizelim. Şu açımız 2x olsun. Cos 2x neymiş? Kök 3 bölü 2. Komşu bölü hipotenüs kök 3 bölü 2. Burada da 1 var öyleyse. Sin 2x karşı bölü komşu 1 bölü 2. Zaten bu özel bir açı. Yani bu adam 30 derecedir aslında. Ama özel olması da şart değil sorunun çözümü için. Sin ABC'yi bulalım. Bunu da şöyle yapalım. Bir açısının sinüsü. Bu açı alfa diyelim. O'dan C'yi bir doğru çiziyorum. Bunlar yarı çap olduğu için aynı ve ikisi alfa. Bir de değişselim. Bu da yarı çap. Ve burası yarı çap. Bunların tamamı 6'ymış. Çünkü AB 12 diyor. 6, 6, 6, 6. Şimdi şunu söylemek lazım. OCB üçgeninde iki iç açının toplamı alfa ile alfanın toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. O da birbirlerine eşit olan şu iki açılar arkadaşlar birbirlerine eşittir. Çünkü neden dolayı eşittir? Burada iki tane eş üçgen var. Bitişik olan AOD üçgeni ile DOC üçgenleri eş üçgenler. Çember bilmiyorsunuz ama şu bilgiyi söyleyelim. Kiriş uzunlukları aynı olduğu için mesela buradaki 8 uzunluğuyla sağdaki DC'nin 8 uzunluğunun oluşturduğu yay uzunlukları aynıdır. Yaylar aynı olduğu için bu yayları gören açılar da aynıdır. Eşittir bunu bilmek şart değil. Eş üçgenlerden de başlangıçta söylediğim üzere eş üçgenlerden de bu iki açının eşit olduğunu görebilirsiniz. Sonra başlangıç sorumuza dönelim. Sorunun başına. OCB üçgeninin iki iç açısının toplamı yani iki alfa komşu olmayan dış açıya eşit. Komşu olmayan dış açıdaki şuradaki açının tamamı iki tane eşit açının tamamı iki alfaymış. Demek bunların her biri alfadır. Bu durumda soru bulundu. Çünkü alfa açısı 6, 6, 8 kenar uzunlukları belli olan bir üçgenin bir açısı olarak da görüldü. Burada kosinüs teoremi uygulayabiliriz arkadaşlar. Kosinüs teoremi 6'nın karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa eşittir 8'in karesi. Düzenleyelim. 72, 64 atıyoruz. 8. 8 eksi 72 çarpı kos alfa 0. Buradan kos alfa 1 bölü 9 bulunur. Kos alfa 1 bölü 9 sa bize sinüsü lazım. Hemen bir dik üçgen çizelim. Şu açımız alfa diyelim. Komşu bölü hipotenüs 1 bölü 9. Buraya kök 80 kaldı. Sin alfa kök 80 bölü 9 yani 4 kök 5 bölü 9 c şıkkı bulunur. İkinci bir yolda şu 6 6 8 üçgenin arkadaşlar dik indirdiğimizde buralar 4 4 bölünür. Şurası kök 20'dir ve yukarıdan inen açımız 2 eş parçaya böldü burayı alfa bölü 2 alfa bölü 2 şeklinde böldü. Buradan da yapabilirsiniz. Neyin peşindeydik biz? Sin alfa'nın peşindeyiz. Sinalfa demek 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs Alfa bölü 2 demek. Çizdiğimiz bu dik üçgende alfa bölü 2'nin sinüsü ve kosinüsü belli. Alfa bölü 2'nin sinüsü 4 bölü 6. Kosinüsü kök 20 bölü 6. Ya bu işlemin sonucu da bizi C şıkkına götürmeli. Evet. Teta falan filan. Bunu şöyle yapalım. 1 artı teta yerine arkadaşlar sin alfa bölü kos alfa yazacağım. Teta değil de alfayı kullanacağım. Sonra tanjant 2 teta yerinde de şey yazalım. Sine 2 alfa bölü kos 2 alfa eşittir. Kotanjantmış. Beklesin o bizi. Solda arkadaşlar bu işlemde payda işlemesi yaptığımızda kos alfa kos 2 alfa artı sin alfa sin 2 alfa bölü paydamız yani kos alfa kosinüs 2 alfa diyebiliriz. Üst kısımda kosinüsün açılımı yapılmış. Yarım açı değil ama normal toplam fark dönüşümü yapılmış. Bakın kos kos sin sin. Kosinüsün aradaki işlem toplamı olduğu için fark açılımı yapılmış. Alfa eksi 2 alfanın. Bu da kosinüs eksi alfa demek. Kosinüs de yuvanın eksi olması önemli değil. Biz bunu kos alfa diye düşünelim. Paydamızda ne var? Paydamızda kos alfa çarpı Cos 2 alfa var. Burada cos alfaları sadeleşti. Sorun ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü cos 2 alfa eşittir. Kotanjant 2 alfa. Yani cos 2 alfa bölü sinüs 2 alfa. Burada işler dışlar çarpım yapalım. Sinüs 2 alfa eşittir. Cos kare 2 alfaya. Ve devam edelim. Sin 2 alfa eşittir. 1 eksi sin kare 2 alfa cos kare 2 alfa'nın arkadaşlar ne yazıyoruz? 1 eksi sin kare 2 alfa. Şimdi şöyle devam edelim. Sin 2 alfa'ya k diyelim de soru çok kalabalık olmasın. k eşittir 1 eksi k kare. Hepsini sola attığımızda k kare eksi k eksi 1 eşittir 0 olur. Değil mi? Hayır artı k pardon. Hepsini soruyor oluyorum. 1 eksi olarak geçti eksi k kare artı olarak geçti. Burada artı k bekliyordu. Burayı da k artı 1 bölü 2'nin parantez karesi diye düşündüğümüzde tam kareye dönüştürelim ki k'yı bulalım arkadaşlar. Yani diskriminatla uğraşmaktansa tam kare yöntemi bence daha kolay. Birincinin karesi çarpımların 2 katı k eşit. İkincinin karesi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4'ü çıkartıyorum ki sonuç değişmesin. Buradan k artı 1 bölü 2'nin karesi eşittir. 5 bölü 4. Her tarafın kare kökünü alalım da kare gitsin. K artı 1 bölü 2 kök 5 bölü 2. 1 bölü 2'yi karşıya atıyoruz. Eksi 1 artı kök 5 bölü 2. K eşit. K dediğimiz adam sinik 2 alfaydı. Evet buradan bu şekilde soruyu bulduk gibi oldu. Birazcık uzunmuş galiba. Bir de şöyle yapalım. Yine uzun sol başlangıçtı. Burayı işlemleri silelim arkadaşlar. Bir de şunu da şöyle çözelim. Şu işlemi yani burada 1 bölü cos 2 alfa eşittir. Kod 2 alfa sorusu eşitliğinden daha doğrusu sin 2 alfa isteniyordu. Şimdi bir de şöyle yapacağım. Şuraya bir de üçgen yapalım arkadaşlar. Açımız 2 alfa olsun tamam mı? Ee, ta burada yer değişikliği yaptığımız zaman kosinüs 2 alfa eşittir tanjant 2 alfa. Kosinüs 2 alfa ABC diyelim bu uzunluklara. Ya fikir olsun diye çözüyorum bu ikinci çözüm yolunda. Kosinüs 2 alfa A bölü C eşit. A bölü C eşittir. Tanjant 2 alfaya yani B bölü A'ya imiş. İçleri dışları yaptığımızda A kare eşittir. B çarpım C bulunur. Bizden sorulan şey sin 2 alfa. Sin 2 alfa B bölü C. Bize bu soruluyor. Ve bildiğimiz bir şey daha var. Dik üçgen olduğu için A kare artı B kare eşittir c kare. Yani a karemiz ne eşit? c kare eksi b kare. Bunu şurada yerine yazalım. c kare eksi b kare eşittir b, b c'ye. Bize b bölü c lazım da bu eşitlikler tarafı c kare böldüğümüzde 1 eksi b bölü c'nin karesi eşittir. C kare böldük. Burası da b bölü c oldu. Ne lazımdı bize? B bölü C lazımdı. Sin, sin 2 alfanın sonucu bu üçgende buydu. Burada tekrardan B bölü C arkadaşlar K dediğimizde 1 eksi K kare eşittir K. Her taraf sağ yolladığımızda K kare artı K eksi 1 eşittir 0 buluruz. Bu da zaten şuradaki adam yine aynısı. Bir de üçgen üstünde sorunun çözümünü göstereyim dedim. Evet yarım çemberler. A noktasında içten tedir, BC küçük çembere. D noktası da t'd. O noktası da orta noktaymış. Çapın AB çapının merkezi. Tam şurada bir tane merkezi biz belirtelim arkadaşlar. AOD'nin küçük çemberin merkezi olsun. Bu uzunluğa x diyelim. X diyelim. E, 2x O'nun yarı çapı. Demek ki bir 2x de sağda var. Sin 2 alfayı bulunuz. Hemen şuradan merkezden TT doğru çizelim arkadaşlar. Bu sizin bilmediğiniz bir özellik. Ya çünkü çemberi de anlatmadık biz size. Ama bir ön bilgi olsun diyelim artık yapacak bir şey yok. Merkezden teğete giden doğru teğette dik yapar. Burada bir 90 oluştu. Tamam mı? Sonra bir bilgi daha var arkadaşlar. O da şöyle. Şimdi bakın şu bizim yarım çemberimiz, tamam mı? şurada bir teğet açısı olduğunda teğit açısı şuradaki açımıza alfa dediğimizde soruda da alfa diyor. Bu alfanın gördüğü yay, şurada gördüğü yay, AD yayı iki alfa oluyor. Bu da çember özelliği. Bu iki alfa olduğu gibi bu iki alfalık yayı gören merkez açı da bunun aynısı oluyor. Ya yani burası da iki alfa. Yine bu da bizim çemberde aldığımız, çemberden öğreneceğimiz bir özellik. Bu durumda bu şu noktaya ne diyelim? P noktası diyelim. APD açısı 2 alfa ise arkadaşlar sağda da dik üçgen var. Şurada bir dik üçgenimiz oluştu. Kırmızı yapayım hatta onu. Burada bir dik üçgen var. Sol taraf 2 alfa, sağ taraf arkadaşlar 182 eksi 2 alfa. Bu durumda kosinüs 180 eksi 2 alfa eşittir. Komşu bölü karşı komşu uzunluğu yarıçap yani x komşu bölü karşı mı dedim komşu bölü hipotenüs diyecektik komşu x hipotenüs 3x yani şu 180'i tamamlayırsanız 2 alfa olduğuna göre eksi kosinüs 2 alfa eşittir 1 bölü 3 bulunur eksi karşıya yollayalım kosinüs 2 alfa eşittir eksi 1 bölü 3 peki bize neyi soruyor sin alfayı soruyor kosinüs 2 alfa demek 2 çarpı ayrı 1 eksi ise, 2 çarpı sin kare alfa demektir. Buranın sonucu x1 bölü 3'müş. Düzenleyelim. 5 bölü 3 mü geliyor? Ee, 1 bölü 3 sola attım. 1 artı 1 bölü 3 eşittir. Eksi 2 sin kare alfa. Yeri dişen hatası yaptık galiba. Bir kontrol edelim bakalım. Çünkü buranın cevabı e, eksili geliyor. Eksi olmaz biraz saçma oldu. Bir kontrol edelim bakayım. Neyi yanlış yaptık. 2 ee, alfa dedik. Burası 2 alfa. Sağ kısım 180 2 alfa 1 bölü 3. 180 2 alfanın kosinüs 1 bölü 3. Kos 2 alfa eksi 1 bölü 3. Tamam. Eksi oraktan çıktı dışarı. Ee, tam bu renkler bir hatamız yok aslında da. Ne yaptık acaba? Yok bir yanlışım yok. Bu adam sağa geçerken artı olarak geçer. Buraya niye eksi koydum ki? Hatamız buradaymış arkadaşlar. Burayı. Çünkü videonun sonlarına geldik. Biraz beynim sulandı. Buranın toplamı 4 bölü 3 eşittir 2 sin kare x sin kare alfa. Yani 2 bölü 3 eşittir sin kare alfa. Kare kökünü aldığımızda da sin alfayı buluruz. Sin alfa eşittir kök 2 bölü kök 3. Bunu da kök ile genişletelim. Kök 6 bölü 3 buluruz. Nerede var? E şıkkında var. Burayı bir daha özet geçelim bence. Silelim buraları bir sildik tamamını. Evet güzel oldu. Bakın bir daha şu alfa arkadaşlar teğet açısı olduğu için gördüğü yay uzunluğu 2 alfa oluyor. Bu 2 alfayı kendi çemberinin merkezindeki açı da bunu gören açı da 2 alfadır. Ve aynı zamanda buradaki P merkez diyorum. P'den T'ye giden D noktası etmiş. Teğete giden doğru da diktir. Bu uzunluklara x dedik. Yarıçap x x x. E, AP de pardon, AO da bir yarı çaptır arkadaşlar. O merkezli çemberin yarı çapı 2x ise sağ tarafta 2x'tir. Soru buradan çözüldü. Sağ tarafın tamamlayıcısı 180 2 x 2 alfa pardon 180 2 alfanın kosinüsü şu açının kosinüsü komşu bölü hipotenüsten x bölü 3 x'ten 1 bölü 3 bulundu. Yani eksi kos 2 alfa 1 bölü 3. Burada da yarım açıdan sin 2 alfaya geçiş yaptık. Evet, bu soruyu şöyle yapın arkadaşlar. X'lerin 2 alfa yazın. Soru bitsin. Kosünüs 2 alfa eksi sin 2 alfa artı 1 bölü. Kosünüs 2 alfa artı sin 2 alfa eksi 1. Bakın burada kos 2 alfa yerine hangi dönüşüm yapalım? 2 kos kare alfa eksi 1'i dönüştürelim. Devamında eksi sin 2 alfa artı 1 bekliyor. Bunu kullandık arkadaşlar. Sondaki artı 1'ler gitsin diye. Bakın buradaki x1 sondaki artı 1'i yok etti. Sıfırladı. Ve payımızda ne kaldı? Payımızda 2 cos kare alfa sin2 alfa bekliyor bizi. Paydamıza indiğimizde paydamızda cos2 alfa şu x1'in gitmesi için cos2 alfa yerine 1-2 sin2 alfa yazalım. Artı sin2 alfa Eksi 1. Böylelikle paydamızdaki birileri de gitti. Ne kaldı paydada? Eksi 2 sin kare eksi 2 sin kare alfa artı sinüs 2 alfa. Şimdi sin 2 alfalarında arkadaşlar 2 sin alfa kos alfa olduğunu biliyorsunuz. Aynı şekilde paydamızda 2 sin alfa kos alfa. Bu durumda payımıza 2 kos alfa parantezin alalım. 2 kos alfa 2 cos alfayı başa aldım 1. çarpandan cos alfa arttı Eksi ikinciden de bakın 2 cos'u başa aldığımızda kim artıyor sin alfa artıyor Paydamıza indik Paydamızda da 2 sin alfa eksi 2 sin alfa parantezden alalım eksi 2 sin alfa Buradan artan bir tane sin alfa arttı Evet ikinciden başa eksi koyduğumuz için buranın artı olma için araya eksi geliyor İki sin alfa'yı baş aldığımız için, ikisini baş aldığımız için burada da kim artık Cos alfa arttı. Evet şimdi arkadaşlar yukarıdaki adam cos alfa eksi sin aşağıdaki sin alfa eksi cos birbirinin zıt işaretlisi çarpanlar sadeleşir. Geriye eksi kalır. Evet bu eksi bu eksimiz gitti. Güzel oldu. İkileri de gitti. Cevap ne oldu? Cos alfa bölü sin alfa. Bu bizim sonucumuz. Yani sonuç kotanjant alfa. Alfa kim? Biz alfayı değiştirmiştik. Alfa burada x bölü 2 eşit olan bir açıydı aslında. İşte x bölü 2 getirip burada yerini alın şimdi. Soru kotanjant x bölü 2 olsun. Yani yine çember bilgisi var burada arkadaşlar. Bu sorular çember bilgisi olmadan yapmak birazcık zor yani. Evet biraz şöyle yapacağız. Çembersiz çözüm yolu. Çemberi şuradan tamamlayalım. AB çap olduğu için buradaki kalan kısım tabi 180 oluyor. Çap çemberi ikiye bölü Tamam 360 derece. Alt kısım 180 derece. Şuradaki yay uzunluğuna x diyelim. BD yayına da y diyelim. Ve tamamlayıcı alttaki yayın devamı 180 derece arkadaşlar. Şimdi de çemberden aldığımız bir özellik 180 eksi x'in bölü 2 180 eksi x bölü 2 eşittir alfaya. Şöyle kullanacağımız özellik şu. Arkadaşlar bir çember çizdim. Özelliği anlatalım. Buradan bir doğru gitsin. Şöyle kessin. Buradan da bir tane teğet olsun. Önce çember özelliğini anlatalım. Soruyu öyle anlatacağım. Söyleyeceğim. Şu açımız A olsun. Buradaki açımız da B olsun. Dışarıdaki açımızda alfa olsun. Çocuklar yay uzunluklarının farkının yarısı a-v bölü 2 alfadır. Evet. Kullanacağımız özellik bu. Yani örnek verelim hatta devam edelim. Şu bizim çemberimiz. Şurada yay olsun. Evet. Açımız şu yay uzunluğu. Atıyorum 150 derece olsun. Şuradaki yayımızda 50 derece olsun. Alfa nedir? 150-50 bölü 2. 150-50 bölü 2. Veya Burası 80 olsaydı ne olacaktı? 150 eksi 80 bölü 2 olacaktı alfamız. Şimdi yukarıda da bu özelliği kullanacağız. Silelim şimdi buraları. Sildik, sildik. Şu 180'i baştan daha düzgün yapacağım. Şurası çap olduğu için bu yay 180 derece. Şimdi alfamız, alfa kimi göre büyükte gördüğü yeri 180, 180 eksi x bölü 2. Yani 180 eksi x'imiz 2 alfa eşit. Hatta yer değiştirelim. 180 2 alfa x eşit. Beklesin bu bizi. Beta nasıl yazacağız? Beta da y eksi x bölü 2. y eksi x bölü 2 beta. Demek ki y x 2 beta. y ile x'in toplamı da 180'e eşit. Bunu da söyleyelim. Bize ne lazım? Bize x lazım. Burada yukarıdan aşağıya çıkartıyorum. Eksi 2 x 2 beta eksi 180. Her tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde 90 eksi beta oluyor. X'in sonucu. X'imiz 90 eksi beta imiş. Ve tanjant alfa 3 bölü 2 tanjant Beta bunun üstü. Tamam. Şimdi bu X'imiz 90 eksi beta. X'imiz 180 eksi 2 alfa. Demek ki arkadaşlar 90 eksi beta ne eşit? 180 eksi 2 alfa eşit. Burada da beta'yı sağa yollayalım. Beta eksi 2 alfa ee, yok. Böyle yapmayalım. Tam tersini yapalım. Şu 2 alfayı sola yollayalım. 2 alfa eksi beta 90'da da sağa yollayalım. 90 eşit. Yani 2 alfa ile beta eksi beta'nın toplamı aslında 2 alfa ile eksi beta'nın toplamı 90. Böyle düşünelim. Çocuklar alfanın al beta'nın hatta şöyle söyleyelim. Burada toplamları 90 olduğu için eksi beta'nın tanjantı eşittir kotanjant 2 alfa. Çünkü toplamları 90. Buradan anlıyoruz ki eksi tanjant beta eşittir. 1 bölü tanjant 2 alfa. Biz tanjant 2 alfayı bulabilir miyiz? Buluruz. Tanjant 2 alfa demek 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa demek. E tan alfanın bize ne olduğunu söylemiş soru. 3 bölü 2 diyor. 2 çarpı 3 bölü 2 bölü 1 eksi 9 bölü 4 bu da eşittir. 3 bölü eksi 5 bölü 4 ters çevirdiğimiz zaman eksi 12 bölü 5. Bu kim arkadaşlar? Tanjant 2 alfanın sonucu. Burada yerini yazdığımızda 1 bölü eksi 12 bölü 5. Ters çevirelim. 5 bölü 12 eksi. Bir eksi de burada vardı. Bu eksileri gitti. Tanjant beta'nın sonucu 5 bölü 12 bulundu. Evet Bu da birazcık İleri seviye gerçi ileri seviye bir soruymuş arkadaşlar. Umarım anlaşmayan bir yeri kalmamıştır. Üçüncü föyde görüşürüz.